Sivas. 40 yıl evveli yüksek bir dağın başında Esket mağarasında mevsim yaz idi. Mağaraya doluşmuş insanların bazısı çocuk, bazısı iyilik, bazısı da merak peşindeydiler. Ellerinde bir tas yoğurt, bir avuç kuru üzüm, bakır tepsi içinde niyaz ya da birkaç lira çırpılaydılar. Yangınlara ve yalnızlığa dayanmış meşelerden mağara ortasında bir ateş yandı. Dışarıdan üstünde uzun yeşil giysileriyle, yüzünde ondan da uzun kızıl sakalıyla devres çıkar geldi. Elinde üç telli cırasıyla. Yumuşak bir yatağa uzanır gibi ateşe, sonra tevte girdi. Titreye titreye dualara başladı. Bir anda kıskızan, cili cammert, çoluk çocuk, kokum ergen kalabalıktan, bağırtı mırıltı, dua beddua, coşku ağlama bir ses çıktı. Dakikalar, saatler geçti. Ne cura, ne yeşilden elbise, ne kızıl sakal, ne de devres yandı. Kureyş Horasan'daki dergahta bir genç talip idi. Her talebe öğlen kendi yemeğini kendi pişirirdi. En erken yemeğini hazır eden Kureyş'e şaşan bir başka arkadaşı bir gün gizlice bir baktı ki Kureyş ocağa bir kazan, iki odun, ateş içine ise ayaklarını uzatıyor. Ocakta ateş bir parlıyor, kazan bir hırslı kaynıyor, yemek bir güzel pişiyor idi. Bu halı haber alan piri geldi. Kureyş'i sen artık erdin diye bir güzel övdü. Sonra bu pir ocaktan aldığı bir dalı çok uzağa fırlattı. Senin yurdun bu ateşin düştüğü yerdir. Var git dedi. Dergâhta ne Kureyş'in ayakları ne pirin ateşi fırlattığı Nazmiye'deki deva kulesiyle otlar yandı. Aldığı destur içinde bir pırpır eden yürek, Kureyş gitti, gitti, yolu bitmedi. Sonunda ateşin düştüğü yere vardı. Zarbovit adlı bulunduğu mekana yanında iki keçisi, bir kilimi, bir de yatağıyla bir güzel yerleşti. Çok talip oldu, namı dağları aştı. Buraya bir sırlı adam gelip yerleşti söylentileri, Mazgirt denen yerde oturup, yüksek dağlara fermanlar salan, kılıcı ile taşı baştan başa yaran, Alaaddin Kekubat'ın kulağına kadar gitti. Kekubat bir müfrezi askerle Kureyş'i Zarbovit'ten huzuruna getirdi. Olayı anında duyan talipler Kureyş'in yoluna çiçekler döktü. Her taraftan Mazgirt'e akıp geldiler. Kekubat madem ki sırlısın, madem ki kerametin var, hadi göster dedi. Kureyş bir şey demedi, sustu. Kekubat emir verdi. Bağ namlı kalede bir fırın yakıldı. Kureyş bu fırına atıldı. Yanında ona el veren bir güzel devres vardı. Fırın üç gün, üç gece yandı. Etrafı halk ve askerlerden bir halkaydı. Kapı açıldı. İçinden buz tutmuş bıyığıyla güzel Kureyş ve ona el vermiş devres çıkageldi. Devres hafif küllenmiş yüzüyle içeriye girdik. Bizle birlikte bir güzel kuş da girdi. Üç gün kanat çırptı. İçeri serinledi. Kureyş dondu dedi. O gün o cesur devresin adı Devres-i Gevr oldu. Derler ki bu devres adını eski devirlerdeki gebirlerden alır. Mecusi mi, zerbişti mi, neyse. Araplar İslam'ı tanımayanlara kafir, bazen de gebir tersa derdi. Gebir kafirden bozmaymış. Neyse, konuşmayalım bu kötü şeyleri. Bağın kalesindeki o hırçın fırında ne eskilerin dahisi Kureyş ne de kafir devresi gebir yandı. Barbarların ateşinden Sincar'dan kalkıp Anadolu'ya geçen hafta da Avrupa yollarına giden ve zulümle geri çevrilen Ezidilerin kutsal kuşunun adı Melek Tavus idi. Hak Adem'i yaratıp her meleğin ona secde etmesini isteyince yalnız başına bu diksileman kuş başını eğmedi. Hak sordu, Tavus senden başkasını tanımam, bu bir sınavdır dedi. Hak öyle bir kızdı ki gururlu kuşu ta Arafa attı. Kuş 40 bin yıl ağladı, gözyaşını 40 küpte sakladı. Hak sonunda onu affetti. Kuş 40 küp gözyaşını cehenneme döktü. Ne cehennemdeki kötülük, ne burada yaşayan mahlukat yandı. Adır, Hakk'ın oğluyla beraber insana bahşettiği bir kutsal emanet idi. İnsan bir yıldırımın yanında dünyaya gönderildi. Derler ki o yıldırım güzel beyitli kızıl sakallı oğlunun elindeki çift ağızlı Zülfikar idi. Elinde yıldırım, oğlu öylesine heybetliydi ki, birbirine kızdığında kıl oğlu elinde Turaniso diye beddua ederdi. Ateş hem Hakk'ın hem oğlunun hediyesiydi. Daima kutsandı, onu söndürmek, içine su dökmek, çer çöp atmak yasaktı. Kötü rüyalarını ateş
Arapça konuşan insanlar ateşten keramet beklerdi. Devresler cemdeyken tevte girdi, ateşle sınandı. Kerametin nişanı ateşti. Hak'tan herhal ne Ali, ne Kureyş, ne sonra Gevnam'ını alacak olan o mazlum devres yandı. 22 yıl evveli bir Temmuz günüydü. Cehennem sıcağında Sivas'ta etrafı insanlardan halka, otel madumağın içinde şairi, yazarı, sanatçısı, gencisi, yaşlı bir başına idi. Dışarıda yak yak diyenler, içeride kalan gidene klanlar söyler diye birbirine moral verenler vardı. Ateş 8 saat durmadı. Metin'i, Nesimisi, Hasreti, Asaf'ı, Asaf'ın Muhlisi, 10 yaşında Koray, 15'inde Melekşe, 16'sında Asuman, 17'sinde Özlem, Güzeller Güzeli Gülsün ve 33'ler aynı anda.